Mustafa Kemal Atatürk'e, Gazi... Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Zeynel Abidin Sezer, Atatürk anıtına çelenk sundu. Törende konuşan Sezer, Gaziler Günü'nün vatan sevgisinin sembolü ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen vatan evlatlarının bağımsızlık ve özgürlük simgesi olduğunu ifade etti. Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Sezer, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve prensipleriyle sonsuza dek var olacağını vurguladı. Meydandaki etkinliğin ardından Vali Yazıcı, beraberindeki heyetle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek gazilerle sohbet etti. Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Emir Beyazıt İlkokulu öğrencisi Elif Yıldız ve Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Mehmet Kaplan'ın okuduğu şiirle tören sona erdi. Dağları, tepeleri aştılar. Sonunda baba ile kucaklaştılar sılasına. Isparta'da Gaziler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Vali Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkan Vekili Hamit Gülbiçer Atatürk anıtına çelenk sundu. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkan Vekili Gülbiçer günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Törenin ardından şehitlik ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Burdur'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Başkanı Hasan Okyar Atatürk anıtına çelenk sundu. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Okyar günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Cemal Cavgo'ya da Allah'tan rahmet diliyorum.